Herkese merhaba. Her Perşembe olduğu gibi yine çıkış yolunda birlikteyiz. Ekrem Durmanlı ile gündemi konuşacağız. Ekrem Bey, bu dünden beri konuşulan seferberlik ve savaş ilanı ile ilgili işte tüzük yönetmelik güncellendi meselesi var. Bazı hukukçular der ki ya normal bir işlem bu. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği için o eski şeylerin güncellenmesi lazım. Dün AKP sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası dedi ki günümüz şartlarına göre işte jeopolitik savaş teknolojisine göre güncellendiğini söyledi. O kadar da hani panik yapacak, abartılacak bir şey yok der gibi ama tek bir kişiye bütün yetkinin verilmesi, savaş ilanı, seferberlik ki iç ayaklanma, karışıklık gibi ifadeler de var. Kimileri de endişe dile getiriyor. Diyorlar ki ya bu yine bunlar herhalde bazı planlar yaparken şu da elimizin altında olsun diye güncellediler düşüncesi var. Siz ne diyorsunuz? Ya bizim genelde hadiseleri biraz geriye doğru düşünmekte fayda var. Yani nerede, nereyedi yani kendilerinin de zaman zaman kullandığı bir argüman var. Oradan bakmak lazım. Bir dönem tartıştığımız en önemli metinlerden birisi neydi Levent Bey, hatırlıyor musun? Emasya. Emasya. Yani Emasya demokratik teamüllere uygun mu değil mi? Check balance sistemine, çapraz kontrol sistemine, demokratik sisteme uygun mu değil mi? Bu bir askeri vesayetin devamı mıdır, değil midir? Askerlerin darbe yapması için önemli bir çerçeve midir, değil midir? Vesaireyi tartışırken şimdi Emasya'nın 10 misli şeyleri konuşuyoruz. Konuştuğumuz şeyler eninde sonunda geliyor. Bir adamın iki dudağına bağlanıyor. Ne ortada meclis var, ne efendim muhalefet var, ne bu kararın doğruluğu olmadığına dair kamuoyunun normal şartlarda bilgilendirme var. Hiçbir şey yok. Bir değişiklik gerekiyordu, rutin bir değişiklik. Tamam, yap değişikliğini, ne yapıyorsun? İşte bütün yetkiyi gene geliyorsun, bir adamın emrine veriyorsun. O adam da seferberlik ilan etme hakkından savaş ilan etme hakkına kadar her şeyi avucunun içine alıyor. Tabii ki insanlar da huylanıyor. Ve sonra dönüp şunu sormak gerekiyor. Nereden nereye geldik? Yani dün daha çok katılımcı, birbirini nötrize edebilecek gerekirse, yanlış adım atılmasını engelleyecek yollar aranırken, şimdi her şey geliyor. Yine anahtar bir insanın eline teslim ediliyor. AKP'nin atladığı en önemli şeylerden birisi şu. Hep şunu sormaları gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz yetkiyi yarın bir gün bir başkası alsa buna razı mıyız, değil miyiz? Doğru mudur, yanlış mıdır diye. Bir kere sorsalar, insanların bazı endişeleri varsa ki var. Bu endişeyi bir de empati yaparak kendileri taşısa. Mesela Özgür Özel Bey'in Cumhurbaşkanı veya Ekrem İmamoğlu'nun veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğunu düşünseler, deseler ki bu kadar yetkiyi bu insana verir miyiz? Mansur Evet Yavaş, veririz diyorlarsa, evet veririz diyorsa problem yok Levent Bey, yani yollarına devam etsin. diyecektiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ağzınıza. Mansur Yavaş'ı sildiniz mi? Ne oldu? Hayır, Kemal, ya Mansur Yavaş da bir şey olarak söyleyebilir. Kemal Bey'e karşı epey bir cumhurbaşkanı olurdu olmazdı diye hani bir mücadele yapıldığı için empati yapmalarını kolaylaştırıcı bir isim olarak aklıma geldi. Yani Kemal Bey'in cumhurbaşkanı olmaması için çok yoğun gayret sarf ettiler. Mansur Yavaş o daha şeye yarış pistine dahil bile olmadığı için o konuda bir şey söylemedim. Ama Şunu şunu diyorsunuz. yapmalarını önemli Biliyor, Levent Bey biliyor, ya. Bu biliyor. kadar yetkiyi mi siz başkasına bir verin bakalım. Oluyor mu, olmuyor mu? Ha, özür dilerim, bir şey daha söyleyeyim. Sen bu yetkinin binde birini Abdullah Gül'e vermek istemedin ya. Hatırla. Onlar artık gül falan şey olsa Hatırla oldu. Levent Bey, yani Oldu aynı gitti. partinin kurucusu, dava arkadaşım diye takdim ettiğin, alkışlarla Cumhurbaşkanı adayı yaptığın kişiye şu an sende olan yetkinin zekatı kadar yetki vermedin. Zaman zaman yetkisini aştı diye kamuoyu önünde basın toplantılarında müdahale ettin, bir şeyler söyledin. Niye bu yetkileri kendiniz de toplarken bir gün rüzgarın tersine dönebileceğini ve bu yetkiyi başkalarının kullanabileceğini düşünmüyorsunuz? Sözün özü budur. Şimdi otoriter liderlerin böyle şeyleri olmaz abi. Benden sonra gelecek aman bu yetkileri de o alırsa ne olur? Onlar hiçbir zaman gitmemek üzerine
planlar gitmemek üzerine yaşadıkları için işte kendisi kendisinden sonra veliaht işte damat ya da oğlu hep böyle bir planlama yaptıkları için belki alt kademede bürokraside iş adamlarında partililer de ya yarın öbür gün başkası gelirse bizi duman eder olur ama kendileri hep sonsuza kadar hükmedeceklerini düşündükleri için ben yine kalacaklarına yönelik planların bir parçası olarak böyle bazı işte şu olursa şu olur, bu olursa bu olur. Bazı senaryolarda seferberlik işte atıyorum Gezi vari bir muhalif bir eylem oldu ya da bir hadi onların ifadesiyle kalkışma oldu. Sanki bunu planlama, bu senaryolara çalışırken ya şurada şu eksik şunu da halletmemiz lazım gibi gündeme gelmiş olabilir mi? Tabii ki. Yani kafalarında 1.000 tane tilki dolaşıyor. Hiçbir tilkinin hiçbir tilkiyle bağlantı kurulmaması isteniyor. Bazı tilkilerin kuyrukları bazı tilkilerle de bağlanıyorsa ki bunu zaman zaman gördük. Şeytani bir takım komplo ve onların çok sevdiği lafı söyleyeyim. Kumpasların nasıl yapıldığını bildiğimiz için elbette böyle bir ihtimal var. Ama senin az önce söylediğin şeyin ben teorik olarak söylense bile pratikte mümkün olmadığını düşünüyorum. Eninde sonunda her iktidar dönemi sona erer. Bundan kaçış yoktur. Damat formülü de olmaz, oğul formülü de olmaz. Eninde sonunda insanlar yetti gayrı derler ve senin düşünceni, siyasi düşünceni, siyasi öncülük yaptığın ve uygulamada pratikte dünya kadar hatalara sebebiyet verdiğin noktalarda sana da bir gün dur derler ve o tahttan alaşağı edilirsin. Yaptığın zulümler buna vesile olur. Acımasız, gaddar bir şekilde insanları aç sefil bırakırken yaşadığın lüks buna bir vesile olabilir. Vesileleri değişiktir ama sonuç daima aynıdır. Bunun böyle ila nihaye kıyamete kadar devam edeceğini sanmak çok büyük bir gaflettir. Sonuçta bu yetkileri başkası kullanır. Bunu akıldan uzak etmemek lazım. Bunu bilerek söylüyorum. Ta bu yolun başındayken şimdi inkar edeceğini bildiğim Erdoğan'ın sağında solunda gölge gibi dolaşan bir insanın söylediği bir şey var. Bu kadar yetkiyi topluyoruz. Bir gün bu yetki karşı tarafın eline geçerse toz duman oluruz dediğini bizzat kulaklarımla duyduğum için çok rahat söylerim. Bakmayın böyle bir meczubane, herkes aynı şeyi düşünüyormuş gibi, aynı kulvarda koyun gibi bir şeye, bir yola sokulmuş gidiyor gibi gözükse de içeride kafası çalışan çok çok sayıda insan var ve bu insanlar resmi görüşleri başka türlü de olsa, resmi söylemleri başka türlü de olsa bir araya geldiklerinde çay, kahve, nargile vesaire, kasıtlı söylüyorum nargileyi, söyle bana, benim sözünü duyduğum insanın bu nargile kafelere giden bir insan olduğunu bilerek söylüyorum. Ama gölge gibi yanında olan bir insanın söylediği bir sözdü ve çok doğru bir sözdü. Bir gün bu yetkiler başkasının eline geçerse biz ne yapacağız? Bunu hesap etmiyoruz diye bir öz eleştiri yapıyordu. Bence girdikleri yol her konuda. Milli istihbaratın çalıştırılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin getirildiği hal. Görüyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neler oluyor. Yani adam tuğ general olmuş, insan Sıkıntı. kaçakçılığı yapıyor. Evet. Yani bu TSK'nın düştüğü çok acayip, garip durumlar olmuştur ama bu kadar da yani ne bileyim uyuşturucu ticaretinde adı geçen, mafyayla beraber oturup poz verip fotoğraf çektiren, bir sürü yolsuzluğun, hırsızlığın içine gömülmüş, ben Türk Silahlı Kuvvetleri üst düzeyinde bu kadar çok insan ortaya çıktığını görmedim ki, bastırılan, Yok. kamuoyuna yansımayan ne kadar dosya var onlardan da haberimiz yok daha. Şöyle hani gerçekçi olmamız gerekirse her zaman çürümüş bir yapıydı. Neden diyeceksiniz? 28 Şubat'ta banka yönetim kurullarına çökmek bu insan kaçakçılığından daha mı az? Jandarma Türkiye'de petrol kaçakçılığını organize etmiyor muydu? Yani ta Aydın Doğanların petrol işinde oldukları döneme kadar kaçak akaryakıt işi jandarmanın kontrolündeydi. O yüzden hani evet bir çürüme var. O çürüme giderek devam ediyor. Ama sanki bir iki günlük yeni bir meseleymiş gibi de pek bana gelmiyor açıkçası. Bu arada sizin söylediğiniz bu AKP'lilerin bundan sonra ne olur başkası birisi gelir diyorsunuz. Ben AKP elitlerinin hepsinin başlarını yastığa koyduklarında akşamları bu gittikten sonra ne olacak bizim halimiz deyip o yüzden kimisi para biriktiriyor, kimisi yurt dışında ev alıyor, kimisi kendisini garantine alacak şeyler yapıyor olduğunu düşünüyorum.
Sizde de böyle bir düşünce var mı? Tabii ki yani bu somut bilgilere dayalı şey sadece düşünce değil, bir hayal değil. İnsanlar yarın bir bunu zaten televizyonda saftirik bir iki adam söyledi biliyorsun. Mehmet Metin Er orada bir yanında bir tane tetikçi MIT'in kölesi kapı kulu olmak için havada onu taklatan bir tane de gazeteciyim diye geçinen birisi de orada işte ben İngilizcem var belki bir şeyler söylerim ama beni kabul etmezler. İltica etmeyi kendilerine göre düşünüyor. Hatırlarsın. Evet. Metiner'in tavrını YouTube'da vardır insanlar açsa bu baksa bu görür. Ya biz ne yapacağız, nereye kaçacağız, nereye gideceğiz diye. Çünkü bunlar biliyorlar ki belli bir suç işleniyor Türkiye'de. Hakikaten büyük suçlar işleniyor. Yani böyle az buz suçlar değil. Geriye dönüp bir bakacak olursanız sevgili seyircilerimize de hatırlatmak isterim. Yani geçmiş dönemde bakanlar Yüce Divan'da yargılandı. Eski başbakan Yüce Divan'da yargılandı. Yani bir takım yolsuzluklarda şöyle ya da böyle bir dahli olduğundan dolayı. Şimdi oturup malı paylaşıyorlar, insanlara ihaleler veriyorlar. İnsanların bazı ihale alabilmişse o ihaleyi iptal ettiriyorlar. Başka sevdiklerine, dostlarına, yandaşlarına beraber zengin oldukları ve o zenginlikten belli bir yüzde aldıkları insanlara peşkeş çekiyorlar. Yani dünkü Yüce Divan'da yargılanan insanları terazinin bir kefesine koysan, yani emin ol yeryüzüyle gökyüzü arasında fark kadar fark var. Buradaki yolsuzluğun haddi hesabı yok. Büyük, yolsuzluğun içine bir de arsızlık girdi. Yani bunu müktesep hak gibi düşünüyorlar. Yani bu 2014-2015'ten sonra öyle bir yola girdiler ki tamamen bunlar onların müktesep hakkıdır. Dolayısıyla bu suç değildir gibi diye düşünüyor. Bunu pervasız yapıyor. İşte son yapılan ihalelerin de kimlere nasıl nereden verildiği de yazılıyor, çiziliyor sosyal medyada özellikle. Dolayısıyla yani şimdi bunların mutlaka bir backup planı, mutlaka bir B planı diyelim olmaması mümkün değil. Hem adam suç işliyor, suç işlerken başına bir gün gel bakalım bunları nereden kazandın, nereden buldun, bunları bulurken kimlere ne peşkeş çektin diye sorulabileceğini hesap ederek sağa sola yatırım yapıyor. Yatırımı tırnak içinde söylüyorum. Ev alıyor, bark alıyor. Bakıyorsun Londra'da neredeyse bunların tamamını birer yazlığı güzlüğü oluyor. Yani normal olan da bu zaten. İnsanlarda şöyle bir hissiyat var. Yani hissiyat var. Bunlar gitse bile yani kime hesap soruldu ki? Kim hesap verdi ki? Kim çaldığını ödedi ki? Yani yapanın yanında kâr kalacak. Yeter ki gitsinler şeklinde bir insanlarda bir umutsuz bir düşünce var. Tabii bu işin en büyük faturalarından birisi umutsuzluk Levent Bey. Yani bu bize has bir şey değil. Ben daha önce hatırlarsan pazar kültür programlarında da anlatmıştım. Stefan Zweig gibi çok önemli bir yazar, Hitler bir daha gitmeyecek diye biliyorsun ben bunu böyle dramatize ederek de biraz uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Ya dünya edebiyatının en güçlü yazarlarından birisi. Bu Hitler gitmeyecek, Batı medeniyeti çökmüştür. Bundan sonra kendine gelmesi de mümkün değildir diyerek intihar etmiştir. İntihar etmiştir. Yani bu onun kadar bir de çok eğitimli, çok iyi eğitimli bir yazardan bahsediyoruz. Çocuk yaşta maddi imkanları da olduğundan dolayı iyi yetiştirilmiş, iyi eğitilmiş. Sonra başka bir ülkeye gitmiş, hiçbir sıkıntısı yok. Almanya'da yaşamıyor adam. Yani el üstünde tutulan, böyle başlara tac edildiği bir ülkede rahat, ferih, fahur yaşarken bir mektup bırakıyor biliyorsun diyoruz ki artık Batı medeniyeti bitmiştir, çökmüştür, bir daha kendine gelmesi mümkün değildir. Bu Hitler denen katil, ben özetleyerek söylüyorum, artık insanları bir daha eski günlerine döndürmesi mümkün değildir, intihar ediyor. Eğer ama tarihte şuna tanıklık ediyor, Stefan Zweig eğer bir sene daha sabredebilseydi, bir sene daha sabredebilseydi Hitler'in intihar ettiğini, yanında da Eva ile beraber bütün bu zulümlerin bittiğini ve hayatlarına son verdiklerini görecektin. Yani ben hep öyle diyorum. İki kum tepesinin ortasındayız. Önümüzdeki tepenin arkasında ne var bilmiyoruz. Arkamızdakini de bilmiyorsak, dolayısıyla tarihi de bilmiyorsak, yani bu tür dönemlerde neler yaşandı, neler yaşanabilir. Buna dair onlarca değil, yüzlerce örnek verebilirim. Siz de verebilir. Herkes dişini sıksa onlarca örnek sıralayabilir. Bu dönemlerde umutsuzluk bir hastalıktır.
Batman'lik, yılmışlık, efendim insanların birbirini suçlaması, insanların kendi kendilerini suçlaması, yapılan devlet kontrollü propagandalara esir olması. Evet, herhalde böyle yapmışızdır. Bak herkes söylediğine göre deyip o paletler altında ezilmesi ve umutsuzluğa kapılması maalesef kaçınılmaz bir şey. Ama buna mücadele etmek, buna direnmek gerekiyor. Evet, laf nereler geldi şimdi, tekrar şeye benziyor. Bu siz kültür seviyesini çok yukarı çıkardınız. Ben şimdi tekrar aşağı indireceğim. Çünkü meclise gideceğim. Bu CHP ile MHP bir süredir aslında hani Özgür Özel ile Bahçeli bir araya gelmişlerdi. O Özgür Özel'in herkesle temas etme çalışmaları çerçevesinde. Ama grup toplantısından sonra Özgür Özel Bahçeli, ki önce Bahçeli sormuştu, sen teröristlerin salınmasını mı istiyorsun? Kobani Demirtaş göndermesi yapmıştı. O da ona Sinan Ateş göndermesi yapmıştı. Ve özellikle iki adama, Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e de şey yapmıştı, göndermelerde bulmuş Yönter. Onlar bir gün beklediler. Daha sonra Zehri Zemberek, ahlaksız, namussuz, şerefsiz, alçak serisi gidiyor ve en son botokslu diyerek cevap verdiler. Kimileri de diyor ki Özgür Özel MHP'yi bilhassa sanki Erdoğan'la danışıklı olarak mı hedef alıyor? Bu Sinan Ateş cinayetini devamlı gündeme getiriyor. Ayhan Bora Kaplan meselesinde Süleyman Soylu sanık olmalıdır düşüncesi var. Sinan Ateş ile Ayhan Bora Kaplan iki davayı da birlikte düşünmek lazım gibi de geliyor. İkisini de beraber düşünmek lazım. Bir tanesi malum kapatılmıştı. Çok zayıf bir iddianame. Gerçek suçların saklandı. Sadece birkaç torbacının şey oldu. Hangi motivasyonu yaptığını bile yer almadı. Hatta Sinan Ateş'in 2 Ocak'ta eski genel başkanının olduğu bile ifade edildiği yer yok. Sadece bir akademisyen olarak geçiyor. Ayhan Mor Kaplan davasında da biliyorsunuz onu tutuklayan polisler gözaltına alındı ve tutuklandılar. Ve Ayhan Mor Kaplan doğal olarak kendisini alan polislerin hapse girmesiyle beraber bu hafta duruşmalar boyunca epey morali yüksekti. Üst perdeden konuştu, işte tehditler savurdu. Beni konuşturmayın şantajında yaptı. 15 Temmuz'la alakalı bunlar zaten affedildi, kanun çıktı dedi. Süleyman Soylu'yu hatırlatan bir tane hakime sözleri var. Bunu bir paket yaparsak bu iki dava üzerinde nereye gidiyoruz? Ya Türkiye artık bir normal bizim öyle ya da böyle az buçuk bir devlet teamülümüzün olduğu kesin. Yani Türkiye yönetim biçimleri değişse de padişahlıktan cumhuriyete geçilse de iyi kötü bir devlet geleneği, devlet bürokrasisi olan bir ülke. Eleştirilebilecek yanları var, eksik görülen yanları var, çoğulcu demokrasiye uymayan yanları var, iç denetim olmayan yanları var. Her zaman vardı. Ama son dönem, son 10 yılda hiç devlet mafyanın kucağına bu kadar oturmadı. Devlet mafyayla veya devleti yönetenler diyeyim, Erdoğan rejimi diyeyim daha doğru herhalde. Bu rejim kadar hiç mafyayla sıkı fıkı olan bir yönetim biçimi ben çok hatırlamıyorum yani. Her dönemde vardı eyvallah yani bunda hiç şüphe yok. Ama bu dönemde gördüğüm kadarıyla siyaset de çok zaten temiz değildi ama bu kadar da seviye düşmemişti. Mesela bu Semih Bey kimdir, nedir, neyin nesidir, ülkücülüğü, türkücülüğü nereden geliyor bilmiyorum. Ama kimdir diye baktığım zaman herhalde doçent falan olsa gerek değil mi Levent Bey? Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir insanda iyi kötü bir akademiye var mı öyle bir Devam titri, akademik? edin. İzzet Yani Ulu'nun doktor akademisyenliği var. Diğer Semih Alçın'ı bilmiyorum. Bakarız. Buyurun, siz devam edin. insan biraz ya üniversiteye gitti geldiyse bile, üniversite öğrencisi bile olduysa bile, yani bir insanın biraz da bir seviyesinin olması lazım. Bu arkadaşı kapıya bağlamışlar, MHP'nin bahçesinin kapısına bağlamışlar. O bahçeye yaklaşan kim olsa adam hakareti bastırıyor. Yani adamın mazisine bakayım, şeyine bakayım desen herhalde bayağı bir küçük kitapçık oluşur yani o yaptığı hakaretleri bir araya getirir. Meral Akşener'den kimlere kadar. Ya bu nedir yani siyaset böyle bir küfretme, aşağılama, insanları böyle tamam birbirinizi eleştireceksiniz. Bundan doğal bir şey olamaz. Birbirinize bazı itirazlarınız olacak. Bu zaten siyasetin olmazsa olmazı. Ama bu böyle aşağılık, hain, bilmem ne gibi bu en hafifi. Çok daha ağır hakaretleri var. Şimdi bu hakaretleşme, siyasetin yerlerde sürünmesi bu bilinçli bir tercih diye düşünüyorum Levent Bey. Yani yoksa tesadüfen olmuş bir şey değil. Siz kirli işlere bulaşmışsanız,
Sonra bulaştığınız kirli işlerden bir B planı diye, C planı diye bütün mafya liderlerini hapishanelerden çıkarmışsanız, onlara yetki vermişseniz, onlara hatta silah dağıtmışsanız. Şimdi Süleyman Soylu'nun vereceği hesap az buz değil. Yani o adamın mahkemede gösterdiği kıpti, hani derler ya, merdi kıpti derler. Merdi kıpti gibi kalkıp da ortaya bazı şeylerin saçması boşuna değil. Yani Şimdi Ekrem Bey, 15 ilginç Temmuz bir şey öncesi var. Mesela bunlarla adam nasıl bir ilişki vardı? Silahlar nasıl dağıtıldı? Bunlar bile halihazırda meçhul. Ama bu kadar iç şimdi içe olursan siyasetin varacağı yerde burasıdır. İnfazlardır, öldürmelerdir. Geçen gün şeyi görmedin mi? Yani vaktiyle MHP'de milletvekilliği yapmış, sonra işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendine başka bir misyon biçmiş. Beyefendi ne dedi? MHP'yi kastederek, ülkücüleri kastederek. Diyor ki bizim camiada yaygın olan metot insanın ayağına sıkmaktır diyor. Sinan Buyur. Oğan'dan bahsediyorsunuz. Bizim Evet, camiada Sinan Oğan'dan yaygın, bahsediyor. bizim camiada yaygın olarak yapılan diyor. Şöyle, şimdi adam 15 Temmuz'la ilgili suçlar affedildi gibi bir şey söylerken hakim de dönüp ya sen 15 Temmuz'da ne suç işledin ki de sormuyor. Yani normal mahkemede bir tanem diyor. Mesela hakim bir tanem dediği için uyarmıyor ya da ya sen nasıl bana hitap ediyorsun demiyor. Sorduğu soruyu bir kez daha soruyor. Çok ilginç. İddialar şu Peki ki ana Levent Bey, hakim sormuyor diyorsun, çok doğru teknik olarak. Hakim bilmiyor mu? Ya zaten adamın o ne yüzden kastettiğini orada hakim bilmiyor mu? zaten o Hakim yüzden bilmiyor mu oraya ne kadar kastettiğini? gidermiş. Elbette biliyor. O yüzden sormuyor. Ama şöyle duruşmanın daha önceki duruşmalarda o fotoğrafın ekrana gündem olması, silahlar meselesi konuşulmuştu. O da bazı insanlar şaşırtmıştı. Demişlerdi ki yani devlet hiçbir şekilde 15 Temmuz söylemine dokundurtmaz. Ama Bahar Kaplan'ın 15 Temmuz'la ilgili meselesinin mahkemede gündeme gelmesi çok enteresan yorumları yapılmıştı. Ama demek ki uyarı almış. O belli ki bir daha o konulara dönmeyecekler. Şöyle bir düşünce var. Ayamora Kaplan iddianamesi bugünkü duruşmada da işte bazı ifadelerin işkenceyle zorla alındığı, işte polis şeflerinin tanıkları yönlendirdiğinden dolayı iddianamenin artık çöp olduğu, o yüzden artık daha böyle yani kurtulmaya yakın, yırtmaya yakın yani plana sadık kalıyor. Sinan Oğan dediğiniz Ayhan Kaplan da plana sadık kalarak konuşuyor. Yani bu dava çok küçük cezalarla kapatılacak gibi görünüyor. Tabii yani şimdi satranç oynar gibi oynanıyor. Erdoğan satrancın seyircisi değil, oyuncusu. Onu da unutmamak lazım. Yani istese bu olayların Sinan Ateş cinayetini daha önce de konuştuk. Erdoğan'ın bir parmak işine işaretine bağlı Levent Bey. Şöyle parmağını şıkla, hani o şeylerde var ya Marvel'ın şeyinde adamın böyle bir parmak şıklatmasıyla kıyamet kopuyor, hatırlarsın. Böyle bir Marvel filminin özellikle son büyük yankı uyandıran filminde öyle bir şey var. Hani adamın yüzükleri ele geçirdikten sonra parmağını şıklatması dünyanın sonu, yeni bir dünyanın açılması gibi böyle bir kurgu var. Aynen onun gibi Erdoğan istese Sinan Ateş cinayetini ortaya çıkarır mı? Tetikçisiyle, torbacısıyla, azmettiricisiyle rahatlıkla çıkarır. Yani Türkiye'de o yarım Zaten yamalak darman duman edilmiş emniyet teşkilatı bunun üzerine düşse, gene bu darman duman edilmiş emniyet teşkilat bence teşkilatından ziyade çok aşikar. MIT'in dosyaya hakim oldu. Yani MIT'in zaten Erdoğan'a kapsamlı bir rapor sundu. Erdoğan'ın kimdir, nedir, kimle bağlantılıdır şeklinde böyle hiçbirimiz olmayan bilgilere sahip olduğu biliniyor. Tabii zaten iddianamedeki ayıklamalardan çok net anlaşılıyor. Yani Sinan Ateş'in öldürülmesi sırasında yer alan kişilerden bile, yani düşün orada bile kimin kim olduğu gizleniyorsa, o görüntülerde hemen yanı başında duranın birisi akrabası, yanılmıyorsam kayınbiraderi mi? Hemen yanındaki kişinin adı, sanığı, soyadı, ne iş yaptığı, hangi görevli olduğu, neye tanık olduğu, tanıklığının beyanının dosyada ne kadar yer alıp almadığına bile baksanız, burada çok seçici bir şekilde oraya bulaşmasın, buraya bulaşsın.
ayrımı var. Bütün davalarda bu var. Yalnız bugün bu şeye mahsus değil. Dolayısıyla neden bunun ta özüne gidecek olursak, bence 2016 şeyden, o kumpas darbeden sonra devleti yöneten AKP bir tercihte bulundu. Bir, Ergonokoncularla zaten ittifak kurmuştu. Ergonokon'un ne kadar planları varsa o planlarla razı oldu. Yeter ki 17-25 gündeme gelmesin. Yeter ki yolsuzluk ve hırsızlık gündeme gelmesin. Bunu ta o günlerden gazetecilerden bazıları söylemişti. Barış arkadaş başta olmak üzere. Bunlar daha ortada hiçbir şey yokken Barış Bey'in söylediği. Bunlar anlaştılar. Cemaate karşı ittifak kuracaklar. Onlar 17-25'i görmeyecek. Bunlar da cemaate karşı mücadelede beraber olacaklar diye. Gördük, yaşadık, baktık. Bir diğer şey de bu kadar mafya babasını, bu kadar mafya elemanını sen hapishaneden çıkarır, bunları silahlandırır, bunların efendim ihalelerle zenginleştirirsen sonuçta suç ortağı olursun. Suç ortağı olduğun zaman kontrol edemediğin bazı cinayetler, vakalar olduğunda da dosyayı oturursun böyle cımbızla ayıklaya ayıklaya iddianameler yazarsın. Türkiye bugün bunları yaşıyor. Neden bu iddianameler böyle ayıklanıyor? Çünkü siyasi çıkarım ve siyasi faydacılık mülahaza ediliyor. Ayhan Bora Kaplan davası da siyasi bir davaya dönüşmüştür. Sinan Teş keza öyle. Şimdi Ülkü Ocakları Genel Başkanı arabasıyla katil kaçırılıyor da bunun daha ötesi var mı? Katil Ya. İstanbul'dan Ankara'ya polis eskortuyla getiriliyor. Yani daha ötesi olmayan şeyler bunlar. Bu devam edeceğiz davalardan Milletvekilinin evinde saklanıyor. MHP milletvekilinin hazretlerinden bir evinde tanesi polis sormadan Olcay Kılavuz'un evine saklanıyor. Yani sen niye MHP'nin bir milletvekilinin evine koşarsın? Ya orada güvenliyim herhalde buraya giremezler düşüncesiyle ve işbirliği yaptığınız için. Daha önce de bazı cinayetler işlenmişti. Zaten gelmekte olan bir cinayetti ve MIT'in aslında birçok şeye vakıf oldu. O yüzden Erdoğan'ın da bildiğini biliyoruz. Şimdi bu siyasetçi olur. Bu siyasetin köpeklerinden gerçek köpeklere gelmek istiyorum. Yani siyaset çok konuşuyoruz ama bir konu var çok da ilginç. Bugün Özgür Özel'le Desteci bir araya gelmişti. Yine gündem geldi çünkü Desteci kendilerine ait birkaç belediyede köpeklerin uyutulacağını söylemişti. Sert önlemler alacağız demişti. Gerçi bugün biraz yumuşatmış. Tedavi olanlar tedaviye, barınak imkanı olanlar barına ama ehlileştiremeyenler, engellenemeyen köpekler de uyutulacak. Uyutulma hadisesi de şey bir laf, sihirli bir laf, öldürülecek. Zehirli bir ilaç verip öldürülecek. Şimdi bu köpek sorunu çok enteresan. Çünkü binlerce köpek var. İnsanlar çocukları okuldan eve gidemiyor. Panik halindeler. Köpeklerin saldırısıyla hayatını kaybedenler oldu. Köpeklerin saldırısından kaçarken hayatını kaybedenler oldu. İşte araba çarptı, yola gittiler. Ama bir yandan da bakarsınız çok vicdani bir konu. Böyle binlerce canın öldürüleceğini düşünmek insanı çok üzüyor. Hani buna ne vicdan razı gelir ne hani Allah razı gelir bu kadar canlının öleceğine yönelik plan. Bu nasıl çözülecek sizce? Türkiye'de bu o kadar kolay olmuyor. Levent Bey, özellikle Batı ülkelerinde, herhalde İsveç'te de öyledir zannediyorum. Amerika'da neredeyse yani dört evin ikisi %50, %60 kedi köpek besliyor. Belki daha fazla. Yani Öyle. her şeyi ilk defa biz mi yapıyoruz? Yani Türkiye var olan dünya tecrübelerinden neden yararlanamıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Ya bu kedilerde, Şöyle köpeklerde, evcil hayvanlarda belli bir sürece tabi tutularak, belli tedbirler alınarak hem insanlara zarar vermesi engelleniyor, hem de aynı zamanda insanlar tabiattaki o ekolojik dengeyi de bozmamış oluyor. Yani burada hayvanların öldürülmesi, katledilmesi, telef edilmesi, bizde böyle Türkçemizde laflar var, Arapça aslı ama itlaf etme diye bir söz var yani. Hepsini çoğul halde söylüyoruz itlafı. Telef etmeler demek. Yani ya buraya varmadan dünyanın hemen dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde köpek beslemenin, köpeklerin hayatta kalmasının ve köpeklerin insanlarla iç içe yaşamasının bir takım yolları var. Yani ki Türkiye'de bu batıdan daha kolay. Neden kolay? Çünkü büyük şehirler, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde belki bazı zorlukları var ama Anadolu'da zaten insanlar köpek besliyordu.
Yani genellikle bahçelerde, benim çocukluğumda vardı mesela. Yani öyle Düşünebilirim artık her hem yer. hem bizim vardı hem anneannemlerin vardı. Çok da güzeldi Şöyle, köpekler. her yer Tokyo oldu. Artık her yer apartman oldu. Hani kedi neyse de köpeğe bakış biraz daha farklı. Yani herkes köpek beslemez, köpeği evine sokmaz. Siz bahçeli evlerden belki bahsediyorsunuz ama artık o evler hepsi TOKİ, oralara apartman dikti. O yüzden eski bir Türkiye'de yok. Hani herkesin evine alacak olan çok sınırlı. Yani Ya evini Avrupa'da da. alsın demiyorum ama Levent Bey, bunun bir, bak sana bir şey söyleyeyim, ben oturduğum yere yakın bir yerden sık sık geçiyorum. Emin ol, köpeklerin otelleri var. Bak bilmiyorum İsveç'te var mı? Var yani. Şöyle, insanlar 3 günlüğüne 5 günlüğüne seyahate gidecek diyelim. Gidiyorlar otellere, bırakıyorlar. Köpekler orada kalıyor, bakımı yapılıyor, görümü yapılıyor, banyosu yapılıyor, yediriliyor, içiriliyor. Tabii Adam şimdi 3 gün bu sonra, 5 gün başıboş sonra köpek geliyor. sorunları Ya demek var. istediğim bu şimdi bizim için Bunların çok lüks. Eyvallah. Ama diyorum ki ya bunun tek çaresi itlaf etmek midir? Yani bu hayvancağızları öldürmek midir? Yani bunun bir ıslah yolu, hani bizde bir de Türkçemizde yine Arapçadan gelme güzel de bir kelime var. Yani bunun ıslahı mümkün değil midir arkadaş? İtlafa gitmeden şöyle önce bunun bir yolu bugün yok mudur? var. Bugün Özgür Özel destici ziyareti sonrası basın toplantısı düzenleniyor. Orada bahsetti. Aslında bu konu meclise gelmiş. Meclis burada bir araştırma komisyonu kurmuş ve araştırma komisyonu bir rapor yayınlamış. Diyor ki Özgür Özel, yani burada bütün partililer ortaklaşarak bu raporun sonucu çıktı. Orada bir fon oluşturulması, işte Milli Piyango'dan şuradan buradan küçük birikimlerle bir fon oluşturulacak. Bakım, barınma koşulları arttırılacak. Tedavisi olanlar tedavi olacak işte. Tedavi olamayacaklar, saldırganlığı engellenemeyecekler de şey olacak, uyutulacak. Çünkü AKP de diyor ki dünyada birçok medeni ülkede de dahil bu uyutma, hayatına son verme var. Hani ilk defa biz bunu yapmayacağız. Bu bütün dünyada uygulanan bir şey. Ama rapor olabildiğince çok köpeğin hayatını kurtarma, artık imkan geri dönüşü olmayan köpeklerin uyutulmasını öngörüyor. Özgür Özel de diyor ki kardeşim, meclis çalışmış, rapor da oluşturulmuş. Bunu yapın ama siz o parayı harcadınız. Yatırım seçimlerde harcadınız. Şimdi bu işlere geri dönmüyorsunuz diye eleştirisi var. Doğru söylüyor. Yani sonuçta somut bir çalışma yapılmışsa, ki yapılmış, ittifakla biraz da herhalde uzman görüşleri de alınmışsa, Batı Öyleymiş. Evet tecrübeleri evet. de Aynen bunu göz önüne söyledi. alınmışsa, yani bütün bunları değerlendirmenin kaçınılmaz bir şey olduğunu iyi bir hesapla. Yani yeni her şeyi ilk defa Türkiye'de biz keşfediyor gibi düşünmemek lazım. Hayvan hakları da hayat haklarından birisidir. İnsan hakları gibi kıymetlidir. Hatta bu çerçevede ben, hani bu iş niye çok popülerize oldu? Bir baktım Sezen Aksu olaya müdahil olmuş, Tarkan olaya müdahil olmuş. Tebrik ediyorum. Ama hayvan hakları kadar insan haklarına da keşke bu sanatçılarımız biraz sahip çıksalar. Hapishanelerde çürütülen gencecik insanların, suçsuz insanların, anneleriyle beraber Şöyle. hapishanede kalan bebeklerin, bunların da hesabını yapsalar. Yani sanatçı duyarlılığı Bunlar dediğimiz şey böyle bir şeydir. Yani hayvan haklarına sahip çıktığın kadar, o hatta ondan daha öte, insan haklarına da sahip çıkacaksın ki sanatçı deyip tarih huzurunda seni ayakta alkışlasınlar. Yani burada da bir parantez içine onu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Ama doğru bir çıkış. Yani hem tabiatın yok edilmesine karşı çıkmak doğru bir sonuç, hem tabiat içerisinde canlıların yok edilmesine karşı çıkmak doğru bir tavır. Ama bir soykırım yapılıyorsa memlekette, İnsanlar suçsuz, sorgusuz, sualsiz, masum insanlar süründürülüyor, evlatları, çocukları açlığa mahkum ediliyorsa ve sen bunları hiç görmezden geliyorsan, sonra hayvan hakları üzerine veya çevre hakları üzerine bir şeyler söylüyorsun. Burada bir dualite var demek de zorundayız aynı zamanda. Herkesin de şöyle, belli evet, konularda bir duyarlı olması lazım. istediği duyarlılığı gösterebilir. Artık hani onu da artık rahat olsun. Her seferinde de ya şurada şu var, burada bu var deyince de bazen işin ölçüsü kaçıyor. Ama şöyle bir şey var. Bazıları da bu sanatçıların destek vermesini, işte malum Türkiye'de köpek beslemek işte bazılarının yaftaladığı bir rol model. Böyle işte şımarık, Türkiye'den kültüründen kopuk, dininden kopuk, işte şımarık, köpek savar, köpek tapar diye de küçümsüyorlar. Bu yine Türkiye her şeyi kutuplaşmış bir ülke olduğu için her şeyi çok rigid tartışıyor, böyle sert tartışılıyor. Ama
Özgür Özel'in söylediği her partinin ortaklaştığı ve akademisyen uzmanların görüşleriyle hazır bir rapor varken kardeşim uygulayın gitsin yani. Niye tekrar Amerika'yı keşfediyorsun dediğiniz gibi diyerek bu konuyu bağlayayım. Sadece böyle binlerce köpek öldürülünce sanki böyle bir hani eksikmiş gibi bela gelecekmiş gibi de bir bazı yazanlar çizenler var. Ben açıkçası buna inanıyorum yani. Bu kadar çok canlıyı öldürürsen kardeşim yani eksik değil başımıza bela ama bir şey gelir diye de bilmiyorum. Çok mu metafizik baktım? Yo, hayat hakkını veren hayır. Yani sen diyeceksin bu şey programın sohbet kısmına geçtik. Yoksa bu diğer Hayır. köpekler çok yordu. Valla bu köpekleri konuşmak daha rahat geliyor. Ya Levent Beyciğim, yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri çok hakikaten insanın hayatını aydınlatan bir şeydir. Allah'ın isimlerini bilen o kadar ne kadar biliyorsa o kadar marifet elde eder. Allah'ın isimleri arasında bazı isimler de ismi azamdır. Hazreti Ali gibi birçok büyüğün tasnif ettiği bir şey vardır. İsmi Azam nedir diye. Bediüzzaman'ın da kanaatinin olduğunu, o olduğunu zannediyorum. Altı isim üzerine durulur. Bunlardan birisi Hay'dır. Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs gibi isimler var. Şimdi o Hay ismi sadece insana hayat vermesi değildir Cenab-ı Allah'ın. Yani sonuçta biz bu konuda çok kusurlu insanlarız. Ama karıncaya hayatı veren de, örümceğe hayatını veren de, efendim sineğe hayatını veren de odur. Senin böyle gereksiz, anlamsız bir şekilde bir zaruret olmaksızın hatta Ayhan Tekin Bey'i seyrettim geçenlerde bir eski videosunu. O diyor ki avlanma konusunda zaruretse diyor mesela diyor insanların bir geyiği, bir ceylanı efendim veya bir hayvanı avlayarak onun etini yiyerek hayatta kalmasına cevaz verilmiştir. Ama diyor hiçbir sebep yokken zevkine diyor hayvan öldürsen haramdır diyor. Ya neden? Çünkü bir canlının hayatına son veriyorsun. Bir de o canlıyı hayatına son verdiğinde hele hele onu kitlesel olarak yapıyorsan ekolojik dengeyi bozuyorsun. Yani bu içindeki hayatın fonksiyonları ve birbiri içindeki ilişkileri, çevre, insan, diğer canlılar, bunlar üzerine modern bilim çok mesafe kat etti. Yani öyle canım istedi, telef edeyim, itlaf edeyim, Yok. onu düşünmek gerekiyor, çok iyi Ama düşünmek gerekiyor. bazılarında önce insan, çocukların güvenliği, kadınların, yaşlıların güvenliği de bu çok önemli. Yani birinci sıraya da onu koymak lazım. Belediyelerin öncelikle bu işi çözmeleri lazım. Benim tahminim şu, belediyeler yapmaları gereken şeyleri yıllarca savsaklamışlar. Popülasyonlar artmış, iş kontrolden çıkmış. Şimdi gelip en kolay çözümle mücadele etmeyi düşünüyorlar. Ama önce tabii birinci sırada insanı, çocukları ve yaşlıları koymak lazım ki diğer sorunlar daha kolay çözülsün. Eğer bu konuda ilerleme kaydedersin, diğer karşı gelen insanlar da hayvan hakları örgütlerinin, hayvanseverlerin taleplerine daha makul dinlerler diye düşünüyorum. İkram Bey, Evet. bugün yeteri kadar hani süremizin sonuna geldik. İlaveleriniz varsa alalım. Ben pazar günkü programı sisteme yüklenmiş seyrettim. Oldukça da istifade ettim. Güzel de bir film önerisi var. O filmi de listeme aldım. Spoiler vereceksiniz diye korktum. Korka korka dinledim. Neyse, korktuğum spoilerlar yok. Pazar günü ne seyredeceğiz onunla veda edelim. Pazar günü bir filmden siz seyretmişsiniz, görmüşsünüz. Güzel bir filmden Apple Plus'ın çektiği ve o platformda rahatlıkla ulaşılabilecek bir filmden bahsetmek istiyorum. Ford vs. Ferrari. Herhalde. Ford'la Ferrari arasındaki bir mücadeleyi anlatıyor ama orada işin katman katman anlamları var. Onlardan birisi ekonominin içerisinde reklam, pazarlama, satış. Onun içerisinde aile, babayla, çocuk arası, babayla oğul arasındaki ilişki, iş arkadaşlık vesaire vesaire ama orada üzerinde duracağım başka bir şey daha var. Ben yoksam başarı da yoktur. Velev ki bizim başarımız bile olsa deyip kendi bindiği dalı kesen veya kendi bulunduğu gemiyi batıran bir insan tipi var. Ben oraya biraz fokuslandım, odaklandım. Bir de Bülbül'ü Öldürmek diye dünya edebiyatının en önemli eserlerinden bir tanesini mercek altına alacağız. Umarım sevgili seyircilerimiz seyrettiklerinde faydalı bazı düşünceler, bazı fikirler, bazı çıkarımlarda bulunurlar.
Evet, okuma zamanında böylece tanıtımını yapmış olduk. Artık vedaya da gidebiliriz. Haftaya Perşembe tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.